Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz biz bu kanalda hem ahilik kültürü üzerine hem geleneksel İslam sanatları üzerine sohbetler, muhabbetler ve aynı zamanda yapmış olduğumuz sanatın ders videolarını çekiyoruz. Bu vesileyle birçok güzel insanı tanımama vesile oldu ve birçok insandan çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Bu videomuzu da ders olarak değil de hem bu derslerle hem sanatımızla hem de geleneksel İslam sanatlarıyla alakalı yüzlerce aldığım mesajlara cevap olarak bu videoyu çekmek istiyorum. Şimdi en çok karşılaştığımız sorulardan birisi bu. Şu yaştayım ve bu sanatı bu saatten sonra yapabilir miyim diye soru alıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim size buradaki en büyük kendi hayatımda almış olduğum tecrübelerden en güzel cevabı vermek istiyorum. İslam sanatlarının bir yaşı hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Her yaşta, her durumda bir İslam sanatını yapmanız mümkün. Hatta 2016 yılında Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde ders verirken 60 yaşında öğrencilerim vardı. 60 yaşında diyorum. Bakın belki bugün birçok gencin bir bardak suyu bile kalkıp kendi kendine alamadığı bir dönemde yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Anne bana bir bardak su verebilir misin diyor. 15 yaşında bir çocuk, 60 yaşında bir insan evinden çıkıp birçok yol kat edip kalemkarlık dersleri almaya gelen insan. Şimdi bu iki insan arasındaki çizgiden size biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar günümüz hız ve teknoloji günü. Yani o dönemde yaşıyoruz. 60 yaşında bir insanın bütün rahatını bırakıp düşünsenize bu insanın evi var, belli bir geçim kaynağı var. Bu yaşına kadar biriktirmiş olduğu bir hayatı var. Ve bu insan bu rahatı, bu hayatı bırakıp ders almaya gelebiliyorsa bizim buradan şunu çıkartmamız lazım. Öğrenmenin yaşı, zamanı ve bulunduğu durum hiçbir zaman etkilemiyor. Öğrenmek insana her yaşta önemlidir. Bir sefer bir şeye niyet ettiğimizde hayatımızda olan engelleri bir kenara bırakmamız lazım. Ben yaşlıyım. Ben çok yoğun çalışıyorum. Ben çok yoruluyorum. O zaman bu dünyaya gelir ve gidersiniz. Bu dünyadaki var olma sebebiniz doğmak, büyümek, yaşlanmak, ölmek ve unutulup gitmek. Eğer siz böyle bir insan olmak istiyorsanız, bu dünyada dikili bir taşınızın olmasını istemiyorsanız, hangi yaşta olursanız olun, hangi durumda olursanız olun, eğitim ve öğrenmek size göre değil. İnsan eşref-i mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve aklı olan, düşünebilen, düşündüğü şeyi hayata geçirebilen bir varlıktır insan. Hani Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Birçok sözü güzeldir ama her insan kendi hayatına göre sözleri kendine kılavuz seçer. Benim en çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Benim hayatımı ya da benim dönüm noktam bu sözle başlamıştır arkadaşlar. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Şimdi bugünün teknolojik dünyasında her şey çok hızlı. Her şey çok hızlı. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 100 yıl önce bir şehirden bir şehire gitmek için bile develerle, atlarla gidiyordunuz değil mi? Belki 15 günde bugün İstanbul'a gidebiliyordunuz. Şanlıurfa'dan örnek verelim. Bugün 1,5 saatte İstanbul'a gidebiliyorsunuz. Bu hızı
Gençlerimiz şöyle zannediyor. Ben bu hızda zengin de olabilirim. Ben bu hızda itibar sahibi de olabilirim. Ben bu hızda para da kazanabilirim. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyayı hayal ederseniz sadece hayalde kalır arkadaşlar. İnsan çektiği eziyetler kadar, gördüğü zorluklar kadar, hayatına engel olan şeyler kadar insandır. Hani ne kadar zahmet, o kadar rahmet. Atalarımız bir sözü söylerken, ben bunu söyleyeyim de 300 yıl sonra işte atasözü densin diye söylememiş. Başına geldiği için bu sözleri söylemiş. O yüzden öğrenmenin hiçbir zaman yaşı, sınırı yoktur arkadaşlar. Benim hayatıma her zaman giren insanlardan ben bir şey öğrenmişimdir. Bakın 2016-2022 60 yaşında derse gelen o hanımefendi ve beyefendileri ben unutmadım. Hayatımda bana bir kılavuz oldu onların o yaşta dersime gelmesi. Aslında onlar benden bir şey öğrenmek istediler ama ben onların bana gelişinden bir şey öğrendim. O yüzden bu sanata gönül verdiyseniz ya da herhangi bir işe gönül verdiyseniz bunun karşılığını sadece o işi öğrenmekle alabileceğinizi düşünmeyin. Düşünsenize bir şeyle uğraşmak için çıktığınız yolda başka bir şey öğrenirsiniz. Hayatınızın size çok farklı bir yerinde belki parayla satın alamayacağınız, itibarla satın alamayacağınız, bilginizle satın alamayacağınız çok önemli bir şeyi öğretebilir. O yüzden İslam sanatları, geleneksel İslam sanatları ona gönül veren insanlara belki o sanatı öğretmez ama birçok başka kapıların açılmasına vesile olabilir. Mesela ben ilkokul terkim arkadaşlar. Sadece diplomayı açıktan okuyup ehliyet alabilmek için okul okudum. Çünkü ben çocukluk yaşlarında bakır oyma sanatıyla bu yolculuğa başladım. Bizim zamanımızda oku adam ol diye bir tabir vardı. Hani çok zeki çocukları görünce insanlar derler ki bunu okutun, büyüsün adam olsun. Neden? İleride bu zanaatları bitecek, bu çocuk aç kalır. 90'lardan bahsediyorum. Peki bugün üniversite mezunu olmuş kardeşlerimizin hayatına baktığınızda sizce o verilen emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Bunu sadece ülkemizle kıyaslamayalım. Dünya değişiyor arkadaşlar. Dünya değişiyor. 1990'larda bir doktorun sizi muayene etmesi ne kadar önemli bir şeydi. Bir avukatı tanımak ne kadar önemli bir şeydi. Ama bugün hastaneye gidiyorsunuz, işte başım ağrıyor diyorsunuz, git tomografi çektir diyor. Kan tahlili yaptırıyorsunuz rahatsızlığınızın ortaya çıkması için. 20 yıl sonra o doktora da belki ihtiyacınız olmayacak. Öyle bir cihazlar çıkacak ki direkt içine gireceksiniz. Hani bilim kurgu filmlerinde oluyor ya, yatıyorsunuz böyle bir yatağın içine, işte vücudun neresinde sıkıntı var makine söylüyor ya. Belki 20 yıl sonra böyle bir hayata geçiş yapacaksınız. Belki doktorluğun da bugünkü kadar değeri olmayacak. Burada asla bir doktorun değerini düşürmek için bundan bahsetmiyorum. Doktor hocalarımdan özür diliyorum ama sadece bir şeye örnek vermek istiyorum. Dünya değişiyor arkadaşlar. Ben 1990 yılında o adamın babama söylediği o kelimeyi hesabı alıp da sadece kendimi okumaya verseydim bugünün kalemkarlık sanatında bulunduğum yerde olmayacaktım. Ben üniversitede de ders verdim. Ben devletimizin birçok kurumunda birçok başkanına özel hediyeler de icra edebildim. Bunu sanatımla yaptım. Bunu okul okuyarak değil, okuyarak öğrendim. Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor? Okunacak en büyük kitap insandır. Bakın, ben okul okumayın demiyorum. Hayatınızı sadece okumaya adayın ya da sadece bir sanata adayın demiyorum. Değişen dünyayı takip edin diyorum arkadaşlar. Değişen dünyayı takip edersek, bugün ölecek denilen şeyi hayatta tutmaya çalışırsak, o hayatta tuttuğumuz şey
değişen dünyada bizi hayatta tutar. Bakın Kanuni Sultan Süleyman Han, muhteşem yüzyılın mimarı. Kanuni Sultan Süleyman Han, muhteşem yüzyılın mimarı. Nedir muhteşem yüzyıl? Bir dizinin adından bahsetmiyorum. Döneminin muhteşem yüzyılından bahsediyorum. Piri Reis gibi, Barbaros Hayrettin gibi, Fargalı İbrahim Paşa gibi, birçok devlet adamının, Mimar Sinan gibi dehaların bulunduğu bir çağda onun o fikir babalığını yapan, yani bunların tamamının başında olan insandan bahsediyorum. Böyle bir insanın geçim sıkıntısı çekme gibi bir olasılığı olabilir miydi arkadaşlar? Olamazdı değil mi? Ama Kanuni Sultan Süleyman mücevher taşlarıyla uğraşan bir padişahtı. Bunu yine diziden alarak söylemiyorum. Döneminde icra edilmiş eserlere bakıyorsunuz. Ondan evvel de ondan sonra üzerinde mücevher taşların bulunduğu eserler günümüze ulaşmamış. Çünkü o dönemde değerli taşları beğendiği için diğer ülkelerin kralları, diğer ülkelerin yöneticileri ona çok değerli taşlar hediye etmişler. Ve o taşlar bugün Topkapı Sarayı'nda, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde tombak ve gümüş eserler üzerinde karşımıza çıkıyor. Bu bir padişahın sanatla uğraştığını gösteriyor. Peki neden bir padişah bir sanatla uğraşır? Şöyle tarihe düşmüş bir sözünü size aktarmak istiyorum. Diyor ki, paşa soruyor, bu kadar şeyin içerisinde nasıl olur da bu sanatlarla uğraşabiliyorsunuz diye. Diyor ki, eğer bir gün saltanatım yıkılırsa, aileme bakabilecek bir sanatım, bir mesleğim, bir zanaatım olsun diye, aynı zamanda da ruh halimi dinlendirmek için, halet-i ruhiyemi değiştirmek için, güzel şeylerle uğraşabilmek için bu sanatı yapıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyorum. Hangimiz bugün onun hayatına erişebiliriz ki? Hiçbirimiz. Mesela Abdülhamid Han Hazretleri marangozluk sanatıyla uğraşıyordu. Şimdi bunları kenara bırakıp kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben sülalemde hiçbir sanatla uğraşmayan bir insanım. Yani benim amcalarım, dayılarım, babam, hiç kimsenin geleneksel bir sanatla uğraştığı görülmemiş tarihte. Bir tek ben varım. Peki ben nasıl başladım? Şimdi o soruya cevap vereceğim burada. Benim babam kamyon şoförüydü arkadaşlar. Büyük bir kaza atlatıyor, kamyonu dağdan düşüyor ve şoförlüğe tövbe ederek elektronik eşyalardan, o zaman işte ütü, televizyon gibi böyle elektrikli soba, bunları tamir ederdi. Aynı zamanda da çakmak tamiri yapardı. Akşamları eve o çakmakları getirirdi. O zamanlar çakmak değerliydi. Böyle 1 lira 50 kuruşa çakmaklar yoktu. Bir de insanlar kültürlüydü arkadaşlar. Böyle özel şeyleri, herkes özel şeyler kullanırdı. Ya bakın 90'ların dizilerine, 80'lerin belgesellerine bakın, insanlar ne kadar kibarlar, ne kadar bilgililer. Konuşurken tane tane konuşuyorlar. Anlattıkları şeyleri çok güzel ifade edebiliyorlar. O dönemden bahsediyorum. Benim babam akşamları bir çakma tornavidayla sökerdi, temizlerdi, işte çalışmayan çarkını değiştirirdi, ona engel olan şeyi giderirdi. Böyle çalıştırırdı. Ben böyle babama bakardım, ne güzel yapıyor. Yani benim babamın tornavidayla, penseyle bir aleti tamir etmesi benim hayatıma yön verdi. Ben dedim babam gibi olmalıyım. Bir şeyleri düzeltmeliyim. Bozuk olan şeyleri yeniden hayata kazandırmalıyım fikriyle. Bakın çocuklukta aklıma işleyen şeyi görüyor musunuz? Babamın onlarla uğraşması bugün beni, kibirden söylemiyorum, Türkiye'de bu alanda bir sanatkar haline getirdi. Bugün siz hangi yaşta olursanız olun, geleneksel sanatlara, geleneksel İslam sanatlarına, Türk sanatlarına, bunları ayırmıyorum da tek tek yine söyleyeyim. Çünkü bazı insanlar Türk İslam sanatları diyor, bazısı İslam sanatları diyor. O yüzden ben aslında ayırmıyorum. Çünkü tamamı İslam çatısının altında birleşmiş sanatlar bunlar. Bugün sizin bir bıçak hobiniz, bir bıçak yapma hobiniz olursa belki çocuğunuz dünyanın en iyi bıçağını yapacak sizden görüp.
Bugün bir hat sanatıyla uğraşabilirsiniz. Belki siz çok iyi bir hattat olamayabilirsiniz ama o çocuğun sizden onu görmesiyle belki 20 yıl sonra bütün dünyada kültürümüzü, sanatımızı tanıtıp ülkemizi temsil edebilen bir sanatçı olabilir. Bugün çocuğunuz çok iyi bir ressam olup belki siz çok iyi bir kara kalem ustası, sanatçısı olamazsınız ama sizin o uğraşınız sizin çocuğunuzun hayatına yön verebilir. O yüzden öğrenmenin hiçbir zaman bir yaşı yoktur. Bir işe niyet edildikten sonra o iş size o işten bir getiri kazandırmayabilir ama o işte çıktığı o yani o işte çıktığınız yolda bir insan tanırsınız, hayatınız değişebilir. Çocuğunuzun hayatını güzel yönde değiştirebilirsiniz. Çocuklar hiçbir zaman bizim söylediklerimizi yapmazlar, bizim yaptıklarımızı yaparlar. Ben küfür edip de çocuğumdan küfür etmemesini bekleyemem. Hani bugün yeni nesil bozuluyor, yeni nesil bozuluyor diyorlar ya hani yaşlı amcalar. Siz ne yapıyorsunuz bu yeni nesil için? Nasıl örnek olabiliyorsunuz? Sizin hayattaki meşguliyetiniz ne? Çocuk sizden ne gördü de aksini yaptı? Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden her insanın mutlaka bir geleneksel İslam sanatlarıyla uğraşması, meşgul olması neslini de korur, kendisini de korur arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim, belki çok uzattım, konuyu belki çok dağıttım, hakkınızı helal edin ama anlatmak istediğim şey bu. Hangi yaşta olursanız olun, hangi durumda olursanız olun, muhakkak bir İslam sanatıyla uğraşın. Mesela sosyal medya denen bir şey var bugün. YouTube demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Benim çıraklığımda böyle bir şey yoktu. TikTok demek ne demek biliyor musunuz? Bu benim çıraklığımda yoktu. Instagram benim çocukluğumda, çıraklığımda yoktu. Bugün ben göz önünde olmamın en büyük kaynakları sosyal medyayı doğru kullanabilmektir. Benden çok daha iyi ustalar Türkiye'de vardır. Belki sosyal medya kullanmıyor diye bundan haberimiz yoktur. Bana çok büyük ustasın diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki, her ilim sahibinin üstünden daha iyi bilen birini Allah yaratmıştır. Biz insanın kaderini onun çabasına bağladık. Dünyadaki her şey bir vesiledir. Doğru yerde doğru şeyi kullanmakla alakalıdır her şey. Sosyal medyayı kullanın. Dünyanın en büyük okulu bugün YouTube'dur. 11. yüzyılda gök bilimiyle uğraşan bir bilim adama, bir kaynağı, bir kitabı öğrenebilmek için develer sırtında 3 ay yol gitmişler. Bugünün teknolojisini bir de bırakmışlar. YouTube'un bu gök bilimcinin elinde olduğunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 1100 yıl önce adam bulunduğu yerden ayrılmadan dünyanın çapını ölçmüş. Kaç metrekare olduğunu not almış. 1100 yıl önceden bahsediyorum ve bugünün NASA'sı bu adamı doğruluyor. Bu adam yerinden kalkmadan ufuk çizgisiyle, usturlapla dünyanın etrafını ölçmüştür ve doğru ölçmüştür diyor. Bugün biz elimizde nelerle uğraşıyoruz bu telefonlarla arkadaşlar? Değişen dünyaya neden ayak uyduramıyoruz? Umutsuzuz. Umudu insanlarda arıyoruz, ülkelerde arıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü. Bana ne? Allah'ın ekonomisi kötü mü? Allah'ın katında kriz var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Ama biz istiyoruz ki oturduğumuz yerde mesajı gönderdiğimiz gibi o hızda hayatımız da değişsin. Allah insanın rızkına kefil, lüks hayatına kefil değil. Biz istiyoruz ki bu sözde Allah bize en iyi arabayı da versin. En iyi evde de yaşayalım. Bu senin çabana bağlı. Biz istiyoruz ki buradan bir girdiğimizde YouTube'da izlediğimiz videoyu hemen yapalım. Adam çok güzel kılıç yapıyor. Hop hemen gidiyorsun. Şerit testleri alıyorsun. Şerit zımpara alıyorsun. Bir tane ört alıyorsun. Hazır profil alıyorsun. Pratik. Ben bunu yapamadım. Yapamazsın ki. Bu kadar kolay değil. Bu senin çabana bağlı.
Yani biz sosyal medyayı, interneti düzgün kullanabilirsek bizim ülkelere ihtiyacımız yok, ekonomiye ihtiyacımız yok. Bakın ben çakmak videosu izledim, çakmak işleyerek, benim alanım çakmak değil. Ama herkesin bildiği, vakıf olduğu bir şey olduğu için ben bugün çakmak işlemeleri yapıyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 100 milyon, 200 milyon takipçisi olan kültür sanat siteleri ya da sosyal medya kanalları benim videolarımı paylaştılar. Nasıl paylaştılar? Ben küçücük bir evin içerisindeyim arkadaşlar. Ben kendi evimde çalışıyorum. Home office çalışıyorum. Üst katta atölyem var. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Bir telefon, bir mengene, bir çekiç ve bir kalemle bir çakmak işledim. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar beni izlediler. İnsanlar hayatıma, atölyeme misafir oldular. Bunu 100 yıl önce yapabilmem mümkün müydü? O yüzden bugün boş vaktimizi değerli şeylerde kullanalım. YouTube'u izleyelim. Bir tesbih nasıl yapılıyor? Bir yüzük nasıl yapılıyor? Baştan sona insanlar gösteriyor. Belki onu izleyerek siz bir şevke, bir aşka gelemeyebilirsiniz ama sizinle beraber izleyen çocuğunuz oradan seyir alabilir. Hayatına yön verebilir. Bugün sadece o onun karısına göz koyuyor. O onun bilmem neyini çalıyor. Bu tarz şeyleri izliyorsunuz. Türkiye trendlerinde sadece bunlar izleniyor. Bu mudur yani? Eşref-i mahlukat bu mudur? Gelecekten hiç mi kaygınız yok? Yahu bu dünyayı da geçtim. Ahiretten hiç mi korkunuz yok arkadaşlar? 60 yaşında bir adam benden ders almaya geliyor. Yine 60 yaşında bir adam kıyafetlerini böyle fırlatıyor. Geçiş yapıp oradan kıyafetini giyiyor. 15-20 milyon videosu izlenme alıyor. Kim izliyor arkadaşlar bunları? Ve bu adam yaşından utanmadan bunu bir beceri, kabiliyet zannedip böyle böyle videolar çekiyor. Öbür tarafta bakıyorum ki adam gençlere güzel örnekler anlatıyor. Gençlerin yolunu bulmasını sağlayacak şeyler konuşuyor. Sanatını anlatıyor. Becerisini, başarısını anlatıyor. Bilimden, ilimden, tıptan, matematikten, hukuktan bahsediyor. Kimse bu adamı izlemiyor. Ama bu adamı milyon kişi izliyor. Aynı bunu izleyen çocuklar da diyor ki ben Türkiye'nin şartlarından diyor memnun değilim. Türkiye için ne yapıyorsun güzel kardeşim? Boş ver Türkiye'yi. Kendin için ne yapıyorsun? Kendini geleceğe nasıl hazırlıyorsun? Ha, diyeceksiniz ki bir İslam sanatıyla uğraşmakla bunların hepsinin üstesinden gelebilir miyiz? Benim hayatıma bakın arkadaşlar. Ben ilkokul terkim. İlkokul terkim. 25 yıldır sadece bu sanatla uğraşıyorum. Cumhurbaşkanlığının davetine de gittim. Cumhurbaşkanımızın teveccühlerini de gördüm. Particilikten bahsetmiyorum. Ülkenin başından bahsediyorum. Sadece işimi yaparak, sanatımı yaparak bir ülkeyi yöneten insan beni tebrik ediyorsa siyasi görüşü beni alakadar etmez. Bu bir başarıdır. Bunu ben 90'lardaki yokluklarla yapabildiysem 2022'nin dünyasında siz çok daha kolay yapabilirsiniz. Bunun için bu videoyu çekiyorum. Umutsuz olmayın. Ülkelerin ekonomisinden korkmayın. Bulunduğunuz coğrafyanın engellerinden korkmayın arkadaşlar. Sosyal medya denen bir şey var. Bir paylaşıyorsunuz bütün dünyaya gidiyor. Siz doğru olanı paylaşın. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Hiç olmazsa ki bizim Türkiye'mizde, daha doğrusu bizim dünyamızda bu bir gerçektir. Hiç olmazsa başınıza türbe dikerler. En azından arkanızdan hayır dua edilir. En kötü ihtimalle. Yani bunu da niye söyleyeyim? Videoyu da bununla kapatmak istiyorum. Bunları bildiğim halde, bunları bizzat yaşayan ustalarda gördüğüm halde yine de umudumu kaybetmeden bu yolda yürüyorum. Siz de yürüyün. Diyor ki şair, sağlığında nice ehli hünerin,
bir tutam tuz bile bulunmaz aşına. Önce öldürürler onu açlıktan, sonra türbe dikerler başına. Anlatabildim mi bu sözün ağırlığını? Yani diyor ki, sağlığında diyor hünerli insanların kimse kıymetini bilmez. Öldükten sonra da vah 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 vah. Ne kadar iyi bir adamdı, ne kadar faydalı bir adamdı. Hadi bunun mezarına bir tane türbe koyalım da insanlar buna hayır duada bulunsun. Adını bir sokağa, bir okula verelim. Sadece bunun için bile bu işleri yapmaya bence değer arkadaşlar. O yüzden sizden rica ediyorum. Hangi yaşta olursanız olun, hangi durumda olursanız olun, hangi engeller hayatınızda olursa olsun, sırtınızda kaç tane bıçak darbesi olursa olsun, kaç tane dostunuz sizi yar yolda bırakmışsa bıraksın, hangi işe el attıysanız o iş batmışsa batsın, doğru olan yolu terk etmeyin. Bu dünyada belki kazanmazsanız en azından ahiretinizi garantiye alırsınız. Lütfen sizden rica ediyorum. Sosyal medyayı güzel kullanalım. YouTube gibi bir büyük okulun kıymetini bilelim. Öğretici şeyler izleyelim. Vaktimizi güzel yerlerde değerlendirelim. Tekrar söylüyorum. Gönül verdiğiniz iş sizi çok yüksek bir yere getirmese de çok yüksek insanların hayatına misafir olursunuz. Çok yüksek kalitede yaşamış insanların hayatından kendinize örnekler çıkartabilirsiniz. Videomuz çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Bir nevi ben de sizle dertleşmiş oldum. Derdimi sizlerle paylaşmış oldum. Ben belki birazdan öleceğim ama bunlar kayıtlı kalacak. Belki 50 yıl sonra bir tane çocuğun hayatına etki sağlamış olacağım. Belki 5 yıl sonra umudu tükenmiş bir insana umut olabileceğim. Bunu bilmek 50 yıl sonra benim mezarımda mutlu edecektir zaten arkadaşlar. O sebepten böyle bir video çektim. Hakkınızı helal edin. Bizi takip ederek destek olursanız bildiğim bütün tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Öğrenmek istediğiniz şeylere ya da benim hayat hikayemde merak ettiğiniz şeyleri bu videoda yoruma yazarsanız dilimin döndüğü kadar, aklımın yettiği kadar, ustalarımdan duyup hayatımda uyguladığım kadarını size anlatmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.